Volkan Bey merhabalar. Merhaba. Biraz uzak bir mesafede biz karavanımızla Adana'dayız ama sizi bugün karavanımızla ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'ya selamlar. Çok teşekkürler. Yoğun bir temponuz olsa gerek. Belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladınız. Evet. Nasıl başladı diyeceğim ama önce ben bir sizi tanımak istiyorum. İzleyicilerimiz de tanımak isterler. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi takip eden Çatalcalı seçmenimize buradan selamlar gönderiyorum. Ben 1979 yılında Çatalca'nın Murat Bey köyünde bir mübadil ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Murat Bey'de tamamladım. Liseye de Çatalca Endüstri Meslek Lisesi'ydi o zamanlar. Oradan mobilya ve dekorasyon bölümü mezunuyum. 1999 yılına kadar da bu mesleği bir fiil icra ettim. Daha sonra bir üniversite hayatı başladı. 99 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdare Bilimleri Fakültesi'nde pazarlama bölümü okudum. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde İşletme Fakültesi'ni tamamladım. Ve daha sonra Maltepe Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler İktisat Politikası yüksek lisansımı tezli olarak tamamlayıp eğitim sürecimi tamamladım. 2012 yılına kadar yani üniversite hayatı başladıktan tam 12 yıl sonra tekrardan köyüme, memleketime, Çatalca'ma geri döndüm. Geri dönme amacım aileme, topraklarıma... Buyur. Affedersiniz. Oraya geleceğim ama geri dönme Çatalcalı olmanıza da geleceğim ama. Şimdi biz sizi yayına almadan önce sizin hakkınızda birazcık araştırma yaptık. Öyle şeyler duyduk ki. Şimdi bir eğitimli bir Volkan Çavuş var. İşçi bir Volkan Çavuş var. Ondan sonra yönetici beyaz yakalı bir Volkan Çavuş var. Kökenden aileden gelen bir çiftçi Volkan Çavuş var. Neredeyse toplumun her kesiminde bulunmuşsunuz. Her kesimde bir emeğiniz var, bir alın teriniz var. Yani çiftçilikten de anlıyorsunuz, yöneticilikten de anlıyorsunuz. Yeri gelmiş işçilik de yapmışsınız. Aslında bir iş kariyeriniz var. Bu kariyeri bırakıp Çatalca'ya dönüyorsunuz, doğru mu? Evet. Çatalca'ya dönüş nedeninizi şimdi onun için sorabilirim. Bu kadar evet. Güzel bir kariyerden sonra neden Çatalca'ya döndünüz? Evet. 12 yıl gerek Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışarak, gezerek, öğrenerek, gerek yurt dışında staj eğitimim dahil, gezmek için dahil, dünyanın her yerini görerek fark ettim ki ben bu saatten sonra yani 2012 Kasım ayından itibaren ben köyüme, Çatalca'ma geri dönmeliyim ve elde ettiğim görgü, tecrübe, bilgiyi mümkün olduğunca köylüm, Çatalcalım için kullanayım istedim. Ve takdir edersiniz ki işte 10 yıllık bir süreçtir de Çatalca'da siyasetin içinde bu mücadeleyi veriyorum. Evet. Bu arada tabii ki ticaretle de uğraştınız, aile topraklarıyla, çiftçilikle de uğraştınız. Yani Çatalca'ya bir alın teri döktünüz, emek verdiniz. Evet. Sadece siyasetle değil, döndüğümüzde aile işlerimizi de babamızdan devralarak ve üzerine kardeşimle beraber bir şeyler daha ekleyerek işte 10-12 yıldır hayatımızı devam ettiriyoruz Çatalca'mızda. Siyaset öncesinde de ama Çatalca'da oldukça aktifsiniz bildiğim kadarıyla. Öncelikle bir mübadil çocuğuyum dediniz. Aileniz evet. Selanik göçmeni. Çatalca'da da oldukça yoğun bir popülasyon Selanik göçmenleri. Bu evet. Anlamda STK'larda görev alıyorsunuz. Farklı STK'larda görev yapmışsınız. Yani sadece bir siyaset değil, sivil toplumda da oldukça faalsiniz sanırım. Kesinlikle. Tekrar köyüme, Çatalca'ma geri döndüğüm zaman kendi hayatımı idame ettirecek işleri organize ettikten sonra hayatımın manevi tarafında kalan bölümünü doldurmak için siyaset tabii geniş aralar içeriyor biliyorsunuz. 5 yılda bir yapılan eylemler. Biz tabii o 5 yılı sivil toplum kuruluşlarında faydalı olarak geçirmek istedik. Bu anlamda Çatalca'mızın kıymetli bir derneği var. Çatalca Zırak Yerobili Kültür ve Dayanışma Derneği. 2 dönem orada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Güzel faaliyetler yaptık Çatalca'mız için.
Daha sonra son dönemde Büyük Mübadele Derneğimiz var bizim. Yine mübadeleler için önemli bir kuruluş. Orada yönetim kurulu yeri yaptım. Siyaset sebebiyle istifa edip bu işe tekrar geri döndük. Ama gönlümüz tabii ki derneklerimizle beraber. Ben biraz sizin çalışmalarınızı da takip ettim Volkan Bey de. Bir sloganınız benim çok hoşuma gitti. Selanik'ten beri peşindeyiz. Bir sloganınız var. Yani Atatürk'ün izinde Selanik'ten itibaren geldiğinizi anlatıyorsunuz. Aynı güzergah, aynı yol. Sanırım evet. Siyasi çizginizde de Atatürk çizgisi, onun yolunda devam ediyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle. Tabii doğduğunuz yer ve atanız çok önemli. Biz dedemiz, babamız dahil bu görüşü, onların da hissettiği bu görüşü biz yürekten kalpten yaşayarak büyüdük. Tabii bunu anlamak çok önemli. Yani hakikaten Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini anlamak öyle kolay değil. Herkes onun istediği gibi anlamış olsaydı belki de bu problemleri yaşamıyor olacaktık. Ama biz elimizden geldiğince onun fikrini ve düşünceleri yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Peki tam bu noktada işte artık siyasete girelim istiyorum. Neden evet. Çatalca'da yerel yönetime talipsiniz? Bunun bir siyasi amacı var. Bir de hizmet amacı var. Bunları bize bir anlatabilir misiniz? Siyaseten neyi evet. hedefliyorsunuz? Hizmet noktasında da bir aşama sonrasında da hizmet için neler planlıyorsunuz? Onları duymak istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tabii maalesef ülkemizde siyasete neden girmenin cevapları belki de insanlık ahlakına yakışmayan bazı detaylar içeriyor. Ancak ben kendi üzerimde siyaseti Çatalca'mda yapmak isterken asla bu kötü detaylara dönük bir amacım olmadı. Dediğim gibi ben toplamda üniversite hayatımdan sonra bu 12-13 yıllık hayatımda İstanbul'dan, Türkiye'den, dünyadan öğrendiğim, gördüğüm görgü kurallarını, bilgiyi, tecrübeyi Çatalca'ma aktarmak için siyaset yolunu seçtim ki topluma değmek için bundan daha güzel bir yol yok biliyorsunuz. Ama tabii siyaset maalesef Çatalca'da da İstanbul'da, Türkiye'de de çok zor bir yol, çok çetin bir yol. Ama ben kendime inanıyorum, Çatalca'ma güveniyorum, kendimizi ifade ediyoruz ve halkımız ve yöneticilerimiz muhakkak bunu takdir edecektir. Çatalca tabii İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bir ülkede barındırılması gereken her türlü detayı barındıran bir ilçe Çatalca. Yani tek başına bir ülke kaynaklarına sahip bir ilçe. Yüz ölçümüyle, ormanıyla, deniziyle, tarım topraklarıyla, gölleriyle. Dolayısıyla böyle bir coğrafyaya sahip çıkmak hele hele kısıtlı imkanlarla kolay değil. Bugüne kadarki abilerimiz, amcalarımız, başkanlarımız ellerinden geleni yaptılar muhakkak. Biz de yeni dönemde aday gösterilir ve seçilirsek onların üzerine bir şey bina etmeye elimizden geldiğince çalışacağız. Peki şimdi ben kendi adıma bir şey söyleyeceğim. Ben benden küçük adaylar gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bir gençlik artık siyasette yaşanması gereken bir şey. Bir genç olarak bu hırsı ya da azmi görüyorum sizde. Hizmet noktasında bir sorum olacak. İlk olarak şu. Çatalca bir İstanbul ilçesi ama aslında Çatalca insanların kafasında İstanbul'un sayfiye yeri, İstanbul'un kırsalı olarak görülüyor. Şimdi İstanbul'u bütün olarak baktığımız zaman İstanbul Türkiye'nin en zengin kenti, kaynakları en büyük kenti. Ama Çatalca kardeşleri diyelim Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş yani bunlar gibi eşdeğer bir ilçe. Sizce Çatalca İstanbul'un kaynaklarından yeterli payını alabiliyor mu? Kardeşler arasındaki payını alabiliyor evet. mu? Çok güzel yeri parmak bastınız. Bunu daha halk diliyle söylemek gerekirse bence Çatalca İstanbul'dan alacaklı. Uzun zamandır tahsil edemediği birçok alacağı var. Belki bu bizim de eksiğimiz olabilir. Üvey evlat gibi mi oluyor? Efendim? Üvey evlat gibi mi aslında maalesef, Çatalca? Bunu söylemek davranı istemiyoruz ama maalesef üvey evlat üvey evlat gibi değerlendirildi. Dediğim gibi bu belki de bizim de kabahatimiz. Yani burada
kabahati sadece İstanbul'un yöneticilerinde bulmak belki doğru olmayabilir. Ama dediğim gibi biz geçmişte hesabımız yok. Geçmişte yaşananlar bizimdi. Hatalarıyla, doğrularıyla. Biz inşallah göreve gelirsek, bize layık bulurlarsa biz Çatalca'nın alacaklarını İstanbul'dan tahsil edeceğiz. Ve Çatalca'da yaşayan insanımıza hakkını, yaşama hakkını en az bir Kadıköy'lü gibi, en az bir Beşiktaşlı gibi vereceğiz. Peki bunu yapabilmek için, yani bu hakkı aldığınızı düşünelim. Ne planlıyorsunuz? Çatalca'nın eksiği nedir? Şimdi siz önceki dönemlerin hakkını teslim ediyorsunuz. Çok şey yapıldığını söylüyorsunuz ama mutlak surette eksikler gördüğünüz için siz bu göreve talipsiniz. Gelirseniz, önce evet. aday olursanız, sonra seçilirseniz de Çatalca'da yerel yönetimi siz kontrol ettiğinizde Çatalca için ne yapmayı planlıyorsunuz? Evet. Bu çok tabii geniş bir konu. Yani zamanımız kısıtlı olacak. Buna çok detaya giremeyeceğim. Her şeyle hazırız ama şunu çok net söyleyebilirim. Biliyorsunuz insan olmadan hiçbir yapının, betonun, yolun, binanın bir hükmü yok. Biz insanımıza güveniyoruz. Ve insanımız için eylemler yapacağız. Onlardan bağımsız bir eylem yapmak istemiyoruz. Bir icraat yapmak istemiyoruz. Birebir bulundukları yerdeki ihtiyaçlarını karşılamak zaten çözümün ta kendisi oluyor. Yani mesela çok marjinal örnek vermek gerekirse sahil kasabasında bir köyümüz, bir mahallemizdeki vatandaşımız ve çocuğunun bulunduğu yerde hayatını idame ettirmesi ve geleceğini bulması için denizden faydalanacak balıkçılık gibi sektörlerin teşvik edilmesi ve onlara gereken fırsatın verilmesini sağlamak bunlardan bir tanesi. Orman bölgesinde yaşayan bir çiftçimizin, bir orman köylümüzün, mahallemizin ihtiyacını, hayatını doğduğu yerde babasının yanında geleceği de orada görmesini sağlamak için barınmasını, iş kaynaklarını, eğitim kaynaklarını oluşturmak yine insanımızla bizim yapacağımız şeyler. Aslında bunlar çok zorlu şeyler değil. Ancak tabii nerede hata var diye sorarsanız bizden önceki arkadaşlar biz biraz copy paste yani kopyala yapıştır modeline çok odaklandık. Yani İstanbul'un herhangi bir yerinde bir beton bir alışveriş merkezi yapılmış ve başarılaşmışsa sanki Çatalca'da da başarılı olacak. Ona odaklanmak aslında bu işin çözümü değil. Çünkü insanımızın sosyoekonomik durumu yükselmeden ona sunacağınız o yapılarda faaliyet gösteremeyeceği için gereksiz yatırım gibi olacak. Dolayısıyla insanımıza harcayacağımız emeği, finansmanı onun gelirini arttırıcı ve hayatını kolaylaştırıcı yönlere kanalize etmeliyiz. Biz bunu yaptığımız zaman bir döngü başlayacak. Yani insanımız kendi alanını geliştirmeye başlayacak. Kendi bahçesini, kendi evini, kendi sokağını. Yani biz şuna inanıyoruz. Gelişim kesinlikle yukarıdan aşağı gelen bir şey değil, aşağıdan yukarı oluşan bir durumdur. Biz mümkün olduğunca insanımızla bu durumu yaratmaya çalışacağız. Benim anladığım kadarıyla siz kentte yapılaşma yerine kentin doğasını koruyarak bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Daha ekonomisi üzerinde bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Yani her şeyin başı maalesef bu kapitalist sistemdeki dünyada herkes hayatını idame ettirmek için bir işle iştigal etmesi lazım. Ve o işten belirli bir kazanç elde etmesi lazım. Ve çocuğunun da yine geleceğini mümkünse bulunduğu ortamda bulması lazım. Ancak dönüp baktığınızda son 10 yıllarda Çatalca'daki gençlerin köylerini terk ettiğini, mahallelerini terk ettiğini görüyorsunuz. Çünkü yaşama amacı zayıflıyor, gelir kapısı zayıflıyor, eğitim imkanları zayıflıyor. Bu da kimsesiz ve çaresiz bir Çatalca mahallelerini üretiyor. Dolayısıyla biz tabii ki çevremizi koruyacağız ama insanımıza yaşaması için gereken imar planını ve şehircilik planını vereceğiz. Biliyorsunuz bizim Çatalca'mızın kamuoyundaki en büyük problemi kaçak yapılar. Yani herhangi bir sebeple biliyorsunuz depremler, afetler ya da ekonomik sebeplerle İstanbul'daki insanımız Çatalca'ya doğru bir hareket halinde. Ama siz gereken şehir planını hazırlamazsanız doğal olarak insanlar kaçak yolların peşine düşecekler. Bunu engellemeli yolu yine belediyecilikten geçiyor. Siz bunu oradaki mülk sahipleri için ve mahallelerde oturan insanınız için organize ederseniz zaten hem doğayı korumuş hem de nüfusun artışını kontrol etmiş hem de ikameti bir düzene sokmuş olacaksınız. Bu örnekleri yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok dedikleri gibi yani Avrupa'nın her yerini görebilirsiniz. Yani insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Biz aslında çok zor bir yolumuz yok. Sadece
dediğim gibi yani insanımız için insanımızla beraber kararlar alıp bunu bir inançla uygulamamız gerekiyor. Hedefimiz bu. Peki Volkan Bey, ben bugün ve dün özellikle araştırdığımda gördüğüm önemli şeylerden bir tanesi de siz zaten hani hem ticari hem STK'lar anlamında sosyal faaliyette çok geniş bir çevreniz var. Çok da yönlü bir insansınız. Mesela motosiklet kullandığınızı biliyorum. Avcılık, doğa sporlarıyla uğraştığınızı biliyorum. Yani çok yönlü bir insansınız. Dolayısıyla da Avcı'da yaşayan herkesle bir şekilde temasınız var. Aslında burada Çatalcalıların da size bir teveccühünü gördük. Bir sevgi var, bir tanınmışlığınız var en azından Çatalca'da. Burada mesela bir sinerjiyi şu an hissedebiliyor musunuz? Nasıl bir elektrik aldınız bu adaylığınızı açıkladıktan sonra? Çok teşekkür ederim. Ben tabii 10 yıldır siyasetle uğraşan biri olarak, yani daha önceki iki yerel seçimde meclis üyesi adaylığı yapmış ve bu anlamda halkıyla kucaklaşmış biri olarak bu yerel seçimde onların karşısına artık belediye başkan adayı olarak çıkmaya karar verdiğimde hep merak ettiğim şey şu oldu. Ben bir adım attığımda arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan, Çatalcalı'ndan nasıl bir teveccüh geleceğini çok merak ediyordum. Bunu sizle de beraber gördük. Ben her attığım adımın karşılığında çok pozitif reaksiyonlar aldım. İnsanların ya bunu neden önce daha önce söylemedin? Keşke bir yıl önce, altı ay önce, üç ay önce bu işi söyleseydin. Bugün daha şen şakrak, daha coşkulu olurduk. Bize biraz sürpriz de oldu diye sevinçlerini dile getiriyorlar. Tabii yani bu siyaset çetin bir yol dediğim gibi. Adımlarımızı dikkatli atmak zorundayız. Kolay bir şey değil. Rakiplerimiz var, iyi arkadaşlarımız var. Onlar da bu yolda başvurmuş arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda 7 başkan adayı var. Çok kıymetli arkadaşlarımız. Tabii ki hem halkımızın teveccühü hem de yöneticilerimizin teveccühü bunlardan en iyisini aday yapacak ve biz de onunla beraber Çatalca'yı Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi olması için mücadelemizi vereceğiz. Dediğim gibi ben çok yönlü bir insanım. Zaten siyaset sevgisi benim planladığım bir şeydir. Bu benim içimden gelen bir dürtü. Ben onun peşine yürüyorum. Yani insanlarla iletişim kurmak, yeniliklere açık olmak, farklı davranışlarda bulunmak benim için çok önemli. Motor sevgisi ona keza, avcılık, atıcılık ona keza. Hayatı dolu dolu yaşamak için, hayatı anlamlı kılmak için bir mücadele içindeyim kendime ve ben bunu başarır ve bu konuştuklarımın en azını yaratabilirsem manevi bir tatmin sağlayacağım. Yani siyasete girme sebebim budur. Yoksa benim dünyalık bir ihtiyacım, yani bu siyasetten kendime çıkar sağlama ihtiyacım yok. Keşke işte bu bahsettiğim, kendimi anlattığım, biyografimde anlattığım, öğrendiğim şeylerden Çatalca'm için faydalı eylemlerde bulunma arzusu içindeyim. Peki şimdi sizi söylerken aklıma geldi de sizden mesela bir iki cümle istesem, bugün çocuk olanlara ne söylemek istersiniz? Ben size şöyle bir Çatalca bırakacağım dediğinizde nasıl bir Çatalca'yı tasvir edersiniz çocuklara, bugünkü çocuklara? Çok güzel bir soru sordunuz. Biz yakın tarihimize biliyorsunuz göçlerden sıkıntı yaşamış bir milletiz. Birebir biz yaşamadık ama öğrendiğimiz kadarıyla dedelerimizin, ninelerimizin bu göçten dolayı hayatlarından çok önemli bir kısmını bırakıp başka bir yere göçmelerinin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyoruz. Bizim için yani bu sorunun en temel cevabı şu: biz gençlerimize doğdukları topraklarda bir gelecek vaat etmeye çalışacağız ve onların, ben burada doğdum ama burada hiçbir şey yok, ben burada eğitim alamıyorum, burada hayatımı idame edemiyorum, sosyalleşemiyorum, bu endişelerini yok etmeye çalışacağız. Yani hedefimiz bir Çatalcalı, bir Çatalca'nın mahallesinde doğduğunda orada eğitimini alabilsin, sosyalleşebilsin, hayatını idame ettirebilsin, ikametini yapabilsin. Yani ona endişe, yani yaşamında endişe etmeyeceği bir Çatalca, mutlu yaşayabileceği, başkalarının ona gıptayla baktığını düşündüğü bir Çatalca hediye etmek ve o fikirle yaşamasını sağlamaya hedefliyoruz ve inşallah 5 yılın sonunda işte o bilinci görmüş kardeşlerimizin buna inanmasını
temenni ediyoruz. Siz kendi ailenizde de sanırım aynı taahhütlerde bulunuyorsunuz. Onlar bu anlamda sizi destekliyorlar. Ailenizden nasıl bir tepki aldınız böyle bir şey yaptığınızda? Çünkü zor bir iş. Yerel yönetim çok zor bir iş. Evlisiniz, eşiniz mesela nasıl baktı böyle bir duruma? Destekliyorlar tabii şimdi çok klasik olacak. Yani ben tabii daha önceki seçimlerde bekar idim. Biraz geç evlenen biriyim. Nasip öyle oldu. 2 yıldır evliyim ben sevgili eşimle. Tabii bu güzel bir şey. İnsanın hayatı paylaşması, hedeflerini paylaşması, yükünü paylaşması çok güzel bir şey. Yani daha önce girdiğim seçimlerle kendimi ölçtüğümde hakikaten daha güçlü hissediyorum. Ve aday olacağımı, zaten kendisi siyasette meraklı olduğumu bilerek benimle evlenmişti. Ama o da aklımdaki belediye başkan adaylığının bugünlerde geleceğini o da yarı sürprizle öğrendi. Tabii ki onun fikrini sordum. Dedim ki ben böyle bir yola çıkacağım. Bu yol zor bir yol. Tabii ki evlilikte kadınların hakikaten bu konuda çok emekleri olacak. Siyasetçinin biliyorsunuz gecesi gündüz olmuyor. Çalışmalar çok yoğun oluyor. Evet. Bana her koşulda arkamda olduğunu, her zor anda yanımda olacağını söylemesi benim için çok büyük bir güç oldu. Yine kardeşim olsun, akrabalarım olsun, onlara da biraz sürpriz oldu. Ben biraz bunu böyle son dakika haberi gibi yaptım. Yani biraz kendi politikam gereği son dakika gibi yaptım. Yani o heyecanı biraz yaşattım insanlara ama düşündüğümden çok daha güzel oldu. Aday adaylığınız artık açıklandı. İnşallah kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi adaylarını açıkladığında sizin adınızı görmeyi biz de isteriz. Peki aday oldunuz. Burada adaylığınız noktasında Çatalcalılara nasıl seslenmek istersiniz? Bu çok önemli bir soru. Yıllarca siyasetçilerle büyüdük. Yıllarca genel seçimler siyasetçileri izledik, yaşadık. Ben hayata gerçekçi bakan biriyim. Hedefleri olan ama gerçekleri hiçbir zaman unutmayan biriyim. Mümkün olduğunca söylediğini yapmaya çalışan biriyim. Yani hayalperest değilim, hayal kurarım ve hayalimin peşine koşarım ama sırf söylemiş olmak için bir söz, bir icra söylemiş olmak istemem. Buradaki ana fikrimiz bu, şu. Hiçbir belediye başkanımızın elinde sihirli değnek yok. Bizim en büyük sihirli değneğimiz insanımız. Biz insanımızla bir şey yapacağız. Onlarla beraber, onlara rağmen değil, onlardan güç olarak yapacağız. Bu ana fikri Çatalca halkıma, Çatalcalı hemşerilerime aktardığımda her birinin kendi mahallinde, özelinde ihtiyaçlarını doğru tespit ettiğimde, nedenlerini ve sonuçlarını doğru yazdığımda, çözüm noktalarını beraber paylaştığımızda, tabii ki bunun hepsini tek başıma ben yapacak değilim, bu bir ekip işi. Ekibimizi de bu anlamda motive ederek, onların da enerjisini alarak, kaynaklarımızı doğru kullanarak, Çatalca'da güzel bir hayatın, yani sürdürülebilir, bu ara çok moda biliyorsunuz, sürdürülebilir bir hayatın kapısını aralamak istiyoruz. Yani şöyle bir kelime mesela bana çok mantıklı gelmiyor ve inanın eğitim seviyesi en düşük hemşerimiz bile artık çok akıllı. Yani hiç kimseyi mantıksız hayallerle kandıramazsınız. Yani ben Çatalca'nın işte ben 10-30 bin... Anladım, pardon. Yapamayız yani, sözü vermeyeceksiniz, doğru mu? Bu kadar. Yani Çatalca belli, imkanları belli, bütçesi belli, insanı belli. Biz kısıtlı kaynaklarımızı insanımızın bulunduğu ortamda en kaliteli hayatı yaşaması için, en güzel havayı soluması için, en iyi suyu içmesi için, çocuğunun eğitimini endişe etmeden alabileceği imkanlara erişebilmesi için yardımcı kaynaklar, tabii ki eğitim vermek devletin işi, bizim değil ama biz o noktada lojistik imkanlarla çocuğumuzun eğitim hayatını garanti altına çalışacağız. Yan kaynakları yaratmaya çalışacağız. Yani bununla ilgili birçok projeler var. İnsanımızın bulunduğu yerde iş üretmesi, ekmek üretmesine yardımcı olacağız. Merkezi bir yerse, eğer etrafımızda fabrikalar, işletmeler varsa onların büyümesine teşvik edeceğiz. Yeni işletmelerin gelmesini sağlayacağız. Eğer tarım bölgesi ise tarımı daha çeşitlendirmeye ve çiftçinin ürününü kıymetli satmasına yardımcı olacağız. Yani birçok alt detay var ama kesin olan şey şu ki biz gerçeklerle yola çıkacağız.
insanımızın hak ettiği hayatı zaten Çatalca cennet mekan bir ilçe. Farkına varmasını ve burada endişe etmeden hayatını çoluğuyla çocuğuyla geçirmesini sağlamaya çalışacağız. Peki Volkan Bey, sohbetimizin başından böyle küçük bir not aldım kafamda da. İstanbul'da hiçbir zaman duymak, görmek istemediğimiz bir deprem tehdidi var. Siz de bahsettiniz, İstanbul'dan bu anlamda kaçan, Çatalca bölgesine göçen bir popülasyon da var. Bu kontrollü mü devam ediyor şu anda? Bu konuyla ilgili mesela sizin bakış açınız nedir? Buna hazır mı Çatalca? Bununla ilgili ne yapılabilir? Çünkü Çatalca artık sadece Çatalcalıların değil, İstanbul'un kesinlikle bir anlamda nefes alacağı ya da birkaç noktası olacak. Yani bilim adamları bunu söylüyorlar artık. İstanbul'un merkezinde bu yapılaşma, olası bir felaket durumunda Çatalca gibi, Silivri gibi illerin bunu karşılayabilecek bir şey gerekiyor. Bir altyapısı da gerekiyor. Evet. Sanırım. Tabii bu aslında bu soruların hepsinin çok geniş cevapları var. Mümkün olduğunca kafanıza karıştırmadan buna cevap vermeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz büyükşehir belediyelerinde ilçe belediyelerin yetkileri sınırlı. Büyükşehir belediyelerinin şehir planlarının alt planlarını yapan bir kurum halindeyiz. Yani biz kendi kafamıza göre, kendi keyfimize göre bir yere imara açıp orada bir konut, bir yapı stoğu oluşturamıyoruz. Çatalca'da maalesef bugüne kadar hep kutup oldu. Yani hiçbir zaman iki belediye, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi aynı siyasi partinin bir kurumu olmadı. Bu da maalesef işte eski yöneticilerimizin siyasi çatışmalarından dolayı bu durumu göz ardı etmeleri veyahut önemsememelerinden dolayı bir problem olarak hala elimizde duruyor. Bunun çözümü tabii ki var. Çok kolay. Çünkü o kadar geniş bir coğrafya ki Çatalca. Yani İstanbul'un yükünü alacak konuta uygun arazisi de var, tarım arazisi de var. Bize kalan tek şey hızlıca konuta uygun arazileri imara açıp doğru yükseklikte, yatay mimaride konutlarla İstanbul'un deprem riskini taşıyan yükünü Çatalca'ya çekmek, Silivri'ye çekmek. Bununla ilgili zaten vatandaş eğer devlet bir yol açmazsa kendi çaresine bakıyor. Ve bu da çarpık kentleşmeyi, yani önüne geçemediğimiz başka sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle Çatalca Belediyesi ve İBB Belediyesi'nin aynı kültürde bir partiyle kazanıp bu çözümü beraberce oturup planlarını yapıp eyleme geçmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bir İBB'nin Kiptaş diye bir şirketi var. Yani bu arazide Kiptaş ayağıyla konutlar yapılıp İstanbul'daki metruk binalardaki insanımızı Çatalca'ya yönlendirebiliriz. Düşüncemiz bu. Volkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Genç bir adaysınız. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüz gibi. Bir Çatalcıların tamam. Gönlünce olur. İnşallah. Çok herkese çok selamlar ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.